Spor Alternatif Programı'na hoş geldiniz. Her hafta amatör branşları ekranınıza taşımaya devam ediyoruz. Lefke Avrupa Üniversitesi ve SİM TV işbirliği gerçekleşen programda birbirinden farklı konular ve konuklarla size ulaşmaya çalışıyoruz. Bu hafta da Lefke Avcılık Atıcılık Birliği'ni konuk ettik. Stüdyomuzda Avcılık Atıcılık Birliği'nin yöneticisi Reşat Yolaç ve Okçuluk Şubesi Sorumlusu Umut Fallacı var. Dilerseniz hemen misafirlerimize dönelim ve programımıza başlayalım. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam. Reşat hocam, seni bugün sınavdan aldık geldik. Biraz öyle oldu. Evet. Umut, senin de izin günüydü. Evet. Geldin, teşekkürler. Dilerseniz ben sizi tanıyorum da izleyicilerin tanıması açısından bize kısa kendinizi tanıtır mısınız? Umut, senden başlayalım isterseniz. Adım Umut Falyacı. Evet. Lefke'de kalırım. Okçuluk, Lefke Avcılık Atıcılık Birliği Okçuluk Bölümünün sorumlusuyum. Hı-hı. Cengiz Topel'de, ayrıyeten Cengiz Topel Hastanesi'nde ambulansçı olarak çalışmaktayım. Evet. İşte 33 yaşındayım. Spor başka branşla ilgilendin mi şimdiye kadar, yoksa direkt geldin? Geçmiş zamanlarda futbolla ilgilendiydim bir dönem. Artı voleybol. Evet. Ve ondan sonra da okçuluk. Motor sporlarına. Seni oraya getirmeye çalışırım ama sen... Motor sporlarını hayatımdan çıkardığım için. Evet, evet. Onu unuturum her zaman. Hı hı. Yani evet. Biraz fazla tehlikeli bir spor dalı olduğu için. Tabii riski yüksek. Riski yüksek. Evet, Şat hocam. Vallahi hocam biz... Öncelikle bu güzel programa bizi davet ettiğiniz için hem şahsımız hem de Lefke Avcılık Atıcılık ailesi olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bugün dediğiniz gibi sınavdan çıktık. Hızlı bir şekilde koşarak buraya geldik. Hazırlığımızı tam olarak yapamadık. Gönül isterdi ki avcılık ve atıcılık faaliyetlerinde, okçuluk faaliyetlerinde yapabileceğimiz ve yaptığımız sporun, hı hı, malzemelerini, alternatiflerini de getirip buraya sunmak, ama daha sonraki programlara yine davet ederseniz bunlarla gelebiliriz. Hı hı. Ben... Adım Reşat Yolaç, 33 yaşındayım. Çocukluktan beri Umut'la beraber okuduk, evet, büyüdük. Bütün her şeyimizi Umut'la beraber yaşadık. Sayenizde sporun her dalından bir parça bir şeyler aldık. Futbol, voleybol, basketbol hariç, avcılık, atıcılık gibi, balıkçılık, bütün spor dallarından bir şeyler sizin sayenizde, eğitim camiası ve beden eğitimi öğretmenlerimiz sayesinde bir şeyler almışıktır muhakkak. O yüzden 4 yıla yakın bir dönemdir Lefke Avcılık Atıcılık Birliği'nin As başkanlığını yapıyorum. Ciddi bir merakım var avcılığa zaten. Çocukluktan beri. Aşırı bir derecede. Evet. Zaten spor faaliyetlerimin çok önüne geçti bu avcılık. Hı-hı. Yaşamış olduğumuz sağlık sorunlarından dolayı spor faaliyetlerini bıraktıktan sonra daha ağırlıklı olarak avcılık alanına ve doğaya katkı koymaya çalıştık. Bu arada sizin bize doğa yürüyüşlerinde, orkide yürüyüşlerine vesaireleri alıştırdığınızda bu yeni bir spor alanı bizim için. Bu da çok güzel bir şey. Birliğimiz uzun yıllardan beri KKTC genelinde hizmet veren köklü bir birlik. Önceleri kulüptü, daha sonra birlik olarak düzenlendi. Uzun yıllar boyunca 100'e yakın yapmış olduğumuz yarışmalarda, ki bunlar büyük bir çoğunluğunu atıcılık alanında, tabii önce atıcılık yer alıyor. Evet. 100'e yakın ödüllerimiz oldu. Kupalarımız, madalyalarımız vesaire. Gerçekten KKTC'nin standartlarının ve Türkiye standartlarının neredeyse üzerinde diyebilirim. İnanılmaz derecede atıcılar yetiştirdik. Berkan Töreç arkadaşımız olsun, İzzet arkadaşımız olsun, Fuat Demirkan arkadaşımız olsun. Arkadan Salih Hafız. Salih Hafız, ona geliyorum. Evet. Arkadan gelen genç kategorilerindeki gençlerimiz, ki Türkiye milli takımının as atıcılarından olmaya başladılar. Derken Örü, Salih Hafız, bunun yanında Girne'den atıcılarımız var. KKTC geneline baktığımız zaman son 5-6 yılın bütün genç takımı Türkiye'nin, KKTC'nin vatandaşlarından, KKTC'nin sporcularından sağlanıyor ve yurt dışına yeni yapılan sistemle yurt dışına, dünyaya katılıp dünyadaki bütün yarışmalara katılmaya başlanıyor. Geçen yapmış olduğumuz yarışmalarda Fuat Demirkan arkadaşımız Büyük Erkekler'de kulübümüz adına birincilik elde etti. Aynı şekilde Salih arkadaşımız üçüncülük ve genç kategorisinde Derken Örü arkadaşımız birincilik aldı. Türkiye standartlarında yapılan kupalarda, ödüllerde. Yani elimizde verebildiğimiz kadar sporcularımıza imkan vermeye çalışıyoruz. Kulübümüz hem köklü bir kulüp, değerli güzide bir başkanımız var, Hüseyin Şener. İnanılmaz derecede hem kulübümüze, hem Lefke bölgemize, hem de sporcularımıza gereken önemi, gereken ilgiyi haddinden fazla veriyor. Uzun yıllarda başkanlık yapıyor. Uzun yıllarda başkanlık da yapıyor. Ve inanılmaz derecede sporcular hem bu yönde, en azından bugünkü standartlarda bet ofislerine gidecek olan, kötü alışkanlıkları yapacak olan sporcuları daha fazla bu spor alanlarımıza, birliğimizin kurmuş olduğu spor alanlarına çekmeye çalışıyoruz. Ve bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum.
Umut arkadaşımız okçuluk alanında bayağı işler yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi'nden gelen arkadaşlarımız var, ODTÜ'den gelen arkadaşlarımız var, LAÖ'den gelen arkadaşlarımız var. Tabii bu sınav dönemlerinde, bu bir yıllık süreç içerisinde biraz azalma yaşadık tabii ki mutlaka üyelerimizde. Çünkü amatörce yapılan bir öğrenci. İnanılmaz derecede katkı ve beğeni sağlıyor. Çalıştığımız iş yerimizdeki öğretmen arkadaşlarımız bu spora merak saldılar. Onlarla ilgili temaslarımız oldu. Yakın dönemde antrenmanlarımız vesairelerimiz olacak. Tabii Umut'un daha fazla alana girdiği için fazla girmeyeyim ben ona. Evet. Bizim alanımız avcılık ve atıcılık. Atıcılıkla ve atıcılıkla aynı zamanda sporcusunuz. Bahsettik. Yani tabii atıcılık olarak sporculuk faaliyetlerimiz var. Ben bir doğa sevgisi ve av hastası bir insan olarak daha fazla avcılığa önem veriyorum. Değişmiş olan federasyon başkanlarımızla çalıştık 2-3 tane. Bunlar içerisinde bize katkı koyan, inanılmaz derecede katkı koyan federasyon başkanlarımız oldu. Tabii doğal olarak arada kopukluklar da olmuş, yaşanmış ama doğadaki almış olduğumuz hayvanlardan doğaya ne kadar katkı koyabilirsek, üretim çiftliklerinden çıkan keklikler olsun, tıraşlar olsun, sülünler olsun, adapte edebildiğimiz düzeyde doğaya aldığımız kadarından daha fazlasını vermeye çalışıyoruz. Evet. Ne kadar başarılıyız, başarılı değiliz avcılarımızın görüşü ama ben başarılı olduğuma inanıyorum. En azından. Peki, sözünü kesiyorum da tabii. Unutma tabii bunları da. Bir ara üretim yapıyorduk bildiğim kadarıyla. Şimdi üretim durdu değil mi? Devam ediyor. Devam ediyor. Tabii. Yani bizim bölgemizde. Bu aydan itibaren yani bu aylar içerisinde federasyonumuzun çıkartmış olduğu kekliklerden, Avrupa lazlardan doğamıza, adaptasyon kümeslerimize koyacak ve katkıda bulunacak doğamıza. Sulukları her şeyi hazır. Suları koyun doldurulmuş. Yeni geçen yıl alınması gereken bir su deposu vardı tanker şeklinde. Onu da aldık. Federasyonumuz bize en erken zamanda doğaya koduğumuz sulukları doldurmak için gelip bize yardımcı olacak. Kekliklerimiz gelecek. Federasyonumuz bize yemlerine kadar, kekliklerimizin her türlü ihtiyaçlarına kadar karşılıyor. En azından doğaya aldığımızdan daha fazlasını vermeye çalışıyoruz. Tabii bu birçok etkenden dolayı ne kadar adapte olup olmadığında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Tilkisi var, köpeği var, başıboş hayvanları var vesaire var. Bundan zarar görüyoruz ama başarılı olduğumuza inanıyoruz. Doğaya çıktığımız zaman bizim üretmiş olduğumuz, federasyonun bize göndermiş olduğu kekliklerin yavrularının çıktığını ve doğaya adapte olduğunu görebiliyoruz. Üreme de başladı. Halkalı kekliklerin arkasında 3-5 tane palazlarının olduğunu görüyoruz. Aslında bölgemiz müsait. Kaçak avcılığın önüne geçebilirsek. Bizde öyle da, aşırı bir kaçak avcılık falan yok. Yani. Azaldı. Azaldı. Eskiden vardı. Bayağı da bir büyük sıkıntı yaşadık. Ya benim bir görüşüm var. Bu ülkede yapılan kaçak avın %90'ı tavşanla ilgili. Evet. Ne kadar da kaçak av yapılsa bile baktığımız zaman her geçen gün bu tavşanın arttığını görüyoruz son bu birkaç sene içerisinde. Çok hızlı yürüyen yani bir hayvandır ya. Yani bir anne babadan, bir tavşanın anne babasından 40 taneye yakın, av sezonları arasında 40 taneye yakın verim alabildiğimizi biliyorum ben. Yani bu kadar kaçak olmasına rağmen bizim bölgemizde az olduğu halde illa ki bu tavşan bir yerlerde saklı kalıyor. İşte bu ara bölgede olmasa acaba bizi korur mu Reşat Hocam? Ne düşünüyorsunuz? Bizim askeri bölgelerimiz çok var. Evet. Oradan geçiş yapıyor yem alanlarına, su alanlarına. Doğal olarak bize katkı koyuyor zaten. Bizim tampon bölgelerimiz, askeri alanlarımız bize katkı koyuyor düzenli. Ekstra bizde olmayan bölgelerimize katkıda bulunduğumuz zaman, keklik olsun, tıraş olsun vesaire. Bu arada inanılmaz derecede son 3-4 yıldır tıraş, özellikle Karpaz bölgesine has olan bir hayvanımız, av hayvanımız. Tıraşın inanılmaz şekilde bizim Lefke bölgesinde ürediğini biliyorum. Yani bizim okulun orada sesleniyoruz. Her yerde var. Evet. Yani biz ağırlıklı olarak avlanılmayan yerlere katkı koymaya çalıştık ki çoğaldıkça av bölgelerine kayabilsin. Biz işte üretip de bırakıp av yerine günübirlik bir pazar günü vurulsun, tükensin maksatıyla bu işi yapmıyoruz. Yani bir dönem hatırlarım ben bahçe sulamaya gittim. Ben bizim Cengizköy'de. Yürüyorlar da. Su akar, bütün kekleri suyun başına toplandı. Bildiğim 30 tane kekli. Gittim, hayvanlar benden hiç korkmadılar bile. Yani bir de o var. Adaptasyonu tam yapmadan bu arada. Adaptasyonu zaten 4-8 hafta arasında yavruları, palazları. Federasyon bize getirir daha doğrusu kekliklerimizi verir. Biz kekliklerimizi 1 haftayla 10 gün arasında adaptasyon kümeslerinde o doğanın havasına, sıcaklığına vesairesine adapte ediyoruz. Daha sonra fazla insan görmeden, fazla içli dışlı o hayvanla olmadan, bize alışmasını sağlamadan direkt doğaya, suyun olduğu bölgelere, suluklarımızın olduğu yere yem takviyeleri yaparak bırakıyoruz. Ona baktığınız zaman, takip ettiğiniz zaman birkaç aylık aralar içerisinde yabanileşme oranının yüksek olduğunu görebilirsiniz. Evet. En azından bunu ispatlayıcı bizim kameralarımız var. Bunları test ettik. Gözlem de yapıyorsun. Tabii. Bıraktıktan sonra. Bıraktık, takip ettik ne kadar büyüdü. Atıyorum bir yere 20 tane bıraktık. Bilgiler bölgesine ben 25 tane keklik bıraktığımı biliyorum. Palas.
4-8 haftalık. Takip ettiğim süre içerisinde av gününden birkaç hafta önce çektiğim kameralarda kekliklerin 20 tane olduğunu gözlemledim. Küçük yavru köpeklerle gittim. Maksat onları biraz korkutmak, yani yabanlaştırabilmek amacıyla küçük köpeklerimizi onları biraz kovalayıp biraz o korkuyu, biraz o yabanilik hissini canlandırmak amacıyla. Görüyorum ki 25 tane keklikten 20 tanesi doğaya adapte olmuş. İnanılmaz derecede süper uçuyor. Yani normal bir av esnasında o kekliği bulduğunuz zaman, uçtuğu zaman anlayamazsınız ki yabanı keklik veya bırakılma keklik olduğunu. Vurulduğu zaman ayağında bant varsa eğer, o zaman diyorsunuz ya nasıl bu keklik bu kadar güzel uçuyor. Biz en azından bölgemizde böyle şeyleri gördük. Duyduk, arkadaşlarımız da teşekkürde de bulundular bize. Gerçekten güzel bir organizasyon ve bu hayvanlara bu kadar katkı koyduğumuz için. Yalnız arada birkaç tane muhakkak olmuştur ki ne kadar isterseniz doğanın kekliğinden yakın bir keklik çıkartmaya çalışsanız bile bir yerde illaki o keklik kümesten çıkmıştır. Muhakkak böyle tavuk gibi değilse bile biraz daha evcilleşmiş şekilde karşınıza çıkabilir. Hı hı. Ama yüzde olarak %30, %10 bile başarılı olsak bize kafiydi. Peki hocam, size tekrar döneceğim. Şimdi notlarımı aldım, siz konuşuyorum. Ufak olan notlar. Dilerseniz bir Umut Falizer'e dönelim. Evet Umut, o okçuluk fikri nasıl ortaya çıktı? Yani düşün, Lefke Avcılık Atıcılık Birliği, bu fikir nereden gelişti? Aslında ve okçuluk branşına nasıl girdik? Okçuluk fikri resmen bir gavenin içinde türedi. Sohbet esnasında. Sohbet esnasında. Evet. Tahsin Demirgan arkadaşımız vardır. Bilmem tanırsınız. Bilmiyorum. Sınıf arkadaşım Tahsin. Tahsin arkadaşımızın açıkçası başının altından çıktı bu iş. Evet. Bir hayalim var dedi, okçuluğu getireceğim Lefke'ye dedi. Çok enteresan. Tahsin'in böyle bir şey düşünmüş. Ansızdan. Bu yani hakkını yememek gerekir. Hı hı. Onun başının altından çıktı. Bağlantılara kadar kurdu. Federasyondan bağlantıları kurdu. Gerekli şartları, neler istendiğini öğrendi. Yerine getirdik. Üyelik için gereken şartları hepsini yerine getirdik. Federasyonun üyesi olduk. Olarak başladık 2 yıl önce bu spora. Bayağı da yeni bir branş zaten. Yani, adada da herhalde çok daha fazla. Adada çok eski bir branş. Ama çok yaygın bir branş değil bildiğim kadarıyla. Eskiden federasyonun güçlü olduğu bir dönem vardı. Hı hı. Federasyon bizim bildiğimiz kadarıyla, daha doğrusu tam emin konuşamam bu konuda ama federasyon bozuldu. Bir dönem sorunlar yaşandı, bilirim. Sorunlar yaşandı. Ondan sonra Sayın Mehmet Çavuş var, federasyon başkanı. O tekrardan federasyon başkanlığına geldi ve bugünkü durumlara kadar getirdi açıkçası okçuluğu. Yani bugünkü durumlara getirdi derken, gerçekten bugün onun başkanlığında çok iyi yerlere geldi diyebilirim adada okçuluk. Çünkü daha önceden gerek malzeme, gerek eşya sıkıntısı, her şeyin sıkıntısını çekerken kendi imkanlarıyla bakanlıklardan yardımı çok düşük olmasına rağmen kendi imkanlarıyla çok büyük yerlere getirdi okçuluğu. Yani şu an özveriyle çalışan bir başkan. Tabii ki. Şu an için zaten yurt dışında, Türkiye'de yarışmalara kadar gittik. Fakat yani dediğim gibi imkanlarımız çok kısıtlı. Peki hedef neydi? Kurduk. Böyle bir fikir ortaya çıktı, kurduk. Ne hedeflediniz? Bizim hedefimiz aslında farklı bir ortam, farklı bir ambiyans yaratalım Lefke'nin içinde. Gençlerin dikkatini çekecek bir spor dalı. Bildiğimiz gibi okçuluk ata sporumuzdur. Bunun da etkisi altında yeni bir spor dalı yaratalım. Daha çok dikkat çeken. Çünkü bildiğiniz gibi hocam, şimdi herkesin yapabileceği sporlar vardır, yapamayacağı sporlar vardır. Yeter. Benim futbola merakım olabilir fakat ben top oynayamayabilirim. Yapabileceğim elimden gelen başka bir spor dalı aradık. Bulduk okçuluğu. Dedik ki işte bak, bu iyi bir spor dalı. Yapabileceğimiz, becerebileceğimiz, bizim gibi bu sporu da futbol oynayamayan ama bu sporu becerebilen insanları bu camianın içine çekmek. Bazı şeylerden uzaklaştırmak. Peki başardık mı? Aslında biz kendi çapımızda bu kadar kısıtlamalarda, bu kadar engellerin içinde başarılı olduğumuzu. Sorunlara sonra döneceğim. Şimdi, çünkü bir takım sıkıntılarınız var, ben onların notunu da aldım ama önce hep böyle bu şeyden gidelim. Hedeflerde ne yaptık, nerelerdeyik, bundan sonra ne düşünürük? Başardığımıza inanırım. Çünkü ben şeyi görüyorum yani, bizim öğrencilerimiz de niye başarılı olduğumuzu söyleyeyim ben size. Bu benim kendi fikrimdir. Bizim okulda öğrenciler sporcularınız. Evet. Yani okullara da girdiyse bu branş, bana göre ileride gelecek vadeli bir branş olarak görebiliyorum ben. Çünkü 7. sınıf, 8. sınıf öğrencilerimiz var, 6. sınıf öğrencilerimiz var, lise öğrencilerimiz var bizim.
sizin kulübünüze üye. Evet. Ha, bu da bu branşın buraya kadar indiyse, okullara kadar indiyse önünün açık olduğunu gösteriyor. Hatta yani LAYÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, buradan da epey öğrencilerimiz vardı. Aşağı yukarı 40 öğrencimiz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Lefke'ye bu sporu öğrenmek için geldiler. Ve şu an halen daha faaliyetlerini sürdürürler. Güzel. LAYÜ'den ilk kurulduğumuz sene aşağı yukarı bir 40 kişi yanlışım ne olsa bir 40 öğrencimiz vardı. Ders almaya gelirlerdi. Sınav zamanıdır veya zaman yetersizliği yüzünden bir dönem ara verdiler. Ama yani şu an bunları tekrardan hayata geçirmek için faaliyetlere başlayacak. Yani yardımlarla. Peki branşla ilgili daha fazla kişiye ulaşmak için bir şeyler yapıyor mu? Yani işte tamam, şimdi geldik. Az önce ben de örnekler verdim. İşte okullara kadar girdiniz. Evet. Bunu daha da çok aşmak için. Şimdi hocam neler planlıyorsunuz? Var mı faaliyetleriniz? Biz daha önceden bu bölgede yeni bir spor dalı olduğu için, tanınmamış bir spor dalı olduğu için ceviz festivallerinde standlar kurduk. Bu sporu tanıtmak amacıyla, evet. Artı yani kulübümüzü tanıtmak amacıyla bir standlar kurduk. Gerekli malzemeleri koyduk. Tanıtım amaçlı deneme atışları yaptırdık. Dikkat çeksin dikkat diye. Dikkat çek. Bence çektiniz, onu da söyleyeyim. Bayağı çektim. Artı şeyler yaptırdık. Çekilişler, mekilişler, ekstra bir gelir kaynağı kulüp için yardım amaçlı hepsimiz. Şimdi şu an hepsimiz iş güç sahibi insanlarız. Zaten direkt amatörce bütün federasyonlarda böyle. Özel hayatımızdan ödün vererek bu sporu geliştirmek için bir takım şeylerde bulunduk. Yemekler yaptık bu spor için. Yemek düzenledik. Tanıtım veya gelişim için. Bölgede ilgi nasıl? Bölgemizde yani ilgi derken tamam sporca bir kısım şey geliyor. Sizce yeterli mi? Şu anda yaptığınız faaliyetler yeterli mi? Bir onu sorayım, bir de ilgiden bahsedelim. Bölgede ilgi yoğun. Aslında yeterli imkanımız olsa daha da artacağına inanırız bu ilginin. Peki yeterli imkan derken neyi kastediyorsun? Yeterli imkan, malzeme sıkıntımız var hocam. Hı hı. En baştaki sıkıntımız malzeme sıkıntımız. 6 tane yayınlan, 10 tane okunan bu iş dönmez. Evet. 3 tane hedef inan bu iş dönmez. Bir gelir 40 tane öğrenci. Şimdi bu Lefke'de antrenör benim. Yani antrenörlük sınavlarına girip antrenör benim. Belgen falan. Bir başka var mı? Sadece. Lefke'de benim. Her bölgenin belli bir antrenörü vardır. Federasyon sınav yaptı bu iş için. Uygun gördüğü insanlara antrenörlük sertifikası verdi. Yardımcı antrenörlük sertifikası. Evet. Şimdi belli başlı malzemeler gerekir bu işe devam etmek için. Sınırlı malzemeyle çok öğrenci yetiştiremeyik. 6'ya inan 20 kişiyi yetiştirmeye kalkarsak hocam, bir adam gelir 20 dakika bekler, diğeri eğitim alsın. 20 dakika bekleyince isteyip istemese de bu spordan soğur. Zaten bir de motivasyon gerektiren bir iş değil. Yani oraya gelen adam sürekli olarak malzemesinin olup atış yapmak ister. O sporun mutlaka zevkini yaşamak ister. Sırayla olunca bu işler ve beklemek zorunda kalır. O kendini buradan uzaklaştırır. Peki böyle sonuç çıkarabilir miyiz? Şu anda elinizdeki imkanlarla bölgeden gelen talebe cevap veremiyorsunuz. Evet. Ya bu da buradan hem spor dairesine, spor bakanlığına, devletimiz bizi idarenlere bir mesaj olsun. Çünkü gerçekten yani Reşat Hoca az önce bahsetti, bir öğretmen olduğu için çok daha biliyor. Yani şu anda gerçekten biz daha çok öğrencilerimizle sosyal ve kültürel faaliyetlere kaydırmaya çalışıyoruz. Mümkün mertebe boş bırakmamaya çalışıyoruz. Bak Lefke'de bu kadar güzel bir branş açılmış. Böyle bir branş varken yetkililerin, hatta Eğitim Bakanlığı'nın bile bu devreye girmesi gerekiyor düşünüyorum ben. Size ihtiyacımız şu anda malzeme. Ve bunun için de ciddi bir herhalde kaynak gerektiriyor. O da yok. Peki federasyon bu konuda anladığım kadarıyla federasyonla ilişkiniz iyi de. Federasyondan talebiniz oldu mu? Veya devletten talebiniz oldu mu bu konuda? Şimdi bizim federasyonla aramız gerçekten bu konuda çok diyalog içindeyiz. Taleplerimiz oldu. Elinden geldiği kadar taleplerimize yanıt da verildi. İnanıyorsunuz yani siz. Tabii ki ellerinden geldikleri kadar yardımcı oldular. Ve olmaya da yani devam ederler. Yeter ki imkanları artsın. Onların arttıktan sonra imkanları, bizim de imkanlarımız artar. Çünkü buraya gelen, yani siz 7. program bu yaptığımız bu sene. Ve amatör branşları aldığımız için tek sıkıntı bu. Yani spor dairesine pastanın adil bir şekilde dağıtılması konusunda bütün buradaki konuklarımız aynı sıkıntıyı söylüyorlar. Yani esas pasta payı bir noktaya gidiyor, orada görüyorsunuz. Kavgalar, dövüşler. Hocam bir şey diyebilirim. Adil dağıtılması dışında yapılanların geri elimizden alınmamasını isterik biz. Özellikle tabii de bu. Yani şu an federasyonumun bir açık alanı vardı. Lefkoşa'da Atatürk Spor Salonu'nun
Hemen arkasında. Bilirim orayı, ben de yarışta. Aşağı yukarı yanlış mı olsa 150 bin TL gibi büyük bir rakamı federasyon kendi katkılarıyla, kendinin katkılarıyla oraya bir saha yapmak istedi. Sırf açık alanı olsun, gençlerin daha rahat. Tellendi orası bildiğim kadar. Telli bir alan. Tellendi, evet. Çimlendi, türbünler konuldu, kamera sistemleri konuldu, ışıklandırmalar yapıldı. Yani orası gerçekten çok büyük bir para atılarak güzel bir atış alanı haline getirildi. Evet. Herhalde orada faaliyetler devam ediyor. İşte sorunumuz, en büyük sorunumuz orada. Spor Bakanlığı güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu öne sürerek o alanı federasyonun ve gençlerin, özellikle gençlerin elinden aldı. Alındı orası. Evet. Peki bir şey sorayım ben. Direkt olarak ben buraya elinizden aldım. Güvenlik yetersizdi de. Dendi, alındı. Evet. Peki bilginiz varsa bizi, siz de bilgilendirin. Federasyona iyileştirme konusunda herhangi bir telkinde bulundu mu? Federasyon bakanlığa bu konuda gerekli şeyleri, yazıları sundu. Hayır, bakanlık federasyondan güvenlik önlemleri ilgili bir şey istedi mi? Hayır. İstemedi, direkt oraya aldı. Federasyon ondan dedi ki güvenlik önlemlerini artırırsak sahayı bize geri verin. Ya da bu şartlarda arkaya bir duvar çekilsin, yardımcı olun, bir duvar çekelim. O zaman %100 tamamen güvenli olur. Evet. Hiçbir sıkıntı da yaşanmaz. Fakat bakanlık o isteğe de talep de cevap vermiyor. Yani orası şu anda Okçuluk Federasyonu elde aldı. Peki evet. Nerede çalışıyor okçular? Orası çok da güzel bir atış alanıydı. Kapalı spor salonunda. Evet. Bir dönem işte kapalı spor salonunda yarışmaların. Atatürk Spor Salonu'nun arkasında yardımcı misafirhanenin spor salonu var. Orada bir dönem faaliyet antrenman sürdürdü. Antrenman salonları. Hem antrenman hem yarışmaları da zor şartlar altında oranın içinde yaptık. Zaten eskiden bizim kapalı spor salonumuz Başaran'ıydı. Evet. Başaran da elimizden alındı. Orası bize verildi. Yani şu an için faaliyetler adada durdu. Çok İmkanlardan enteresan. Dolayı evet. Adada durdu. Ve biz şeyi savunuruz. Bakanlıkların bir spor dalını geliştirmek için çaba sarf edeceğini, yok etmek için, özellikle de ataspor'u denilen kaliteli bir spor dalını yok etmek için bu kadar çaba sarf etmelerinin sebebini çok merak ediyorum. Yani ben bu konunun takipçisi olacağım. Sizden şimdi yeni duydum. Ben Yeni Düzen'de, Yeni Düzen gazetesinde bunu haberini yapacağım. Bunu şimdi araştıracağım. Yani sonuna kadar araştıracağım. Bu verdiğiniz bilgileri de götüreceğim. Niye oranı kapatıldığını da sonuna kadar kovalayacağım. Yani bizim istediğimiz sadece bize bu sporu geliştirmek için fırsat vermeleridir. Hı hı. Engel çıkartmasınlar. Zaten biz kendi canımızı dişimize takarak, özel hayatımızdan ödün vererek sürekli olarak bir şeyler yapmaya çalışırız. Ama siz bizim önümüze sürekli engel çıkarırsanız biz bu spor dalını geliştiremeyiz. İstesek de geliştiremeyiz. Tabii ki devletin görevidir o. İşte biz onları geçtik, kendi görevlerini tam yapmamalarını geçtik. Bizim görev yapmamıza bile izin vermiyorlar. Çok enteresan. Yani bunu her zaman söylüyorum. Yani yurt dışına mutlaka gitmişsinizdir. En basit örneği daha fazla... işte onu anlatmaya çalıştım. Bizim iki şeyimiz oldu. Yurt dışında yarışmamız oldu. Hı-hı. Biri Ankara. Evet. Biri de Kayseri. Eşim de ve Reşad'ın eşi de aynı zamanda bu spor dalıyla ilgilenir. Eşim evet. Kayseri'de ikinci geldi. Türkiye ikincisi. Kayseri'de yapılan bölgede. Yarışmaların tamam. Evet. İkincisi geldi. Ben Ankara'da ikinci geldim. Türkiye'de. Ankara'da ikinci geldim. Yurt dışında yani Türkiye'de biz bu spor dalını yapabiliyoruz ve temsil ediyoruz KKTC'yi. Kendi ülkemizi. Ve Lefke aynı zamanda. Aynı zamanda Lefke'yi. Evet. Aynı KKTC'yi kendi ülkemizi temsil edebiliyoruz biz orada. Bizim o şeylerimiz başladı. Ve bize gitmemiz için gereken masrafları bakanlık karşılayacağım dediği halde federasyonun ödediği paraların hiçbir telesini bile geri vermedi. Ne Ankara'da ne Kayseri'de. Yani yurt dışı temaslarına gidiyorsunuz ama verilen sözler yerine getirilmiyor. Getirilmiyor. Yani verilecek ben, denen bütün paralar verilmiyor. Şunu anlıyorum ben. Şu andaki yöneticiler bu spor branşının önemini kavramış durumda değil herhalde. Aynen. Veya başka bir şey var yani. Şimdi Avrupa'da yani bunu düşünemiyorum hiç. Bunları internetten de takip ederek Avrupa'da bu spor dalına gerçekten çok büyük bir önem verilir. Yani nasıl bir şeydir hocam? Bizim elimizde başlangıç yayı dediğimiz ahşap yaylar vardır. Biz onlarla Türkiye'de derece aldık. Ki yani, profesyonel değil. Çok zor yani onu. Çok zor şartlarda atış yaparak başlangıç yaylarını yani keşke yani bugün malzemelerimizin bir kısmını getirip burada da tanıdabileydik ama... Şimdi biz gelip orada çekim yapmayı düşünüyoruz. Az önce yönetmenimiz Akın Hoca'yla görüştük. Öyle bir şey olabilir. Eğer siz gerekli şartları hazırlarsanız onun da çekimini yaparız, programa da ilave ederiz. Tabii ki. Bir antrenmanımızı çekeriz, onu da yayınlayabiliriz. Tabii ki. Güzel. Bir de şey önemli bu arada, Reşat Hoca'ya sana tekrardan döneceğim.
Çünkü bir o branşa geçecek, bir branşa süremiz de çok kısıtlı. Şimdi Reşat Hocam tesislerden bilgi alalım. Yani Lefke Atıcılık Birliği'nin tesisleri şu an aynı durumda. Çünkü benim bildiğim kadar çağdaş bir tesis var, yanılıyor muyum? Gerçekten güzel atıcılık tesisi açısından güzel atış poligonumuza sahip bir birliğimiz. İki tane poligondan oluşuyor. A ve B poligon olmak üzere. Yukarıda bir tane büyük alanımız, aşağıda var. Yeni düzenlemeler yapıldı. Belediyemizin de katkılarıyla tabii. Bayağı düzenlemeler yapıldı. Bir tane sporting sahamız var. Ki av usulü, ketliğinin, tavşağının, fassasının geçiş yaptığı gibi plaklara atışlar yapıyoruz. Diğer yukarıda da bir iskit sahamız var. Yani toplamda iki tane poligonumuz var. Bir tanesi iskit, bir tanesi hem iskit hem sporting. Evet. Bunların geliştirilmesi için başkanımız yurt dışındaki birliklerle, kulüplerle temaslara girdi. En azından bize bir soyunma odası, bir banyo, tuvalet tarzında güzel bir ortam hazırlarsanız, bölge olarak güzel bir coğrafya üzerinde bir atış alanı olduğu için inanılmaz derecede talep gördü bizim atış poligonumuz ve birliğimiz. Peki orada yarış da yapılabiliyor değil mi? Standarttır. Yoksa KKTC genelinde bütün yarışlarımız ben gördüm yani ya. Yapılan yarışmaların yarısı bizde, yarısı yine poligonunda. Şimdi çalışmaları yapılıyor, bayağı da uzadı. Gönyeli'deki atış poligonunu biraz sorunlar, sıkıntılar yaşıyoruz. En azından o da güzide bir atış poligonumuzdu. Onun da hayata geçmesiyle poligonlarımız artacak. Diğer yeni avcılık birliklerinde yapılmış olan poligonları var eskiye dayalı olarak. Atış ve atıcılık federasyonumuzun katkısı olduğu takdirde daha da güzel Magosa bölgelerinde, Mesarya bölgelerinde atış alanlarımızın olacağına inanıyorum. En azından bize Atıcılık Federasyonu olsun, devletimiz biraz katkı koyabilse, yalnızca bizim kulübümüz için değil, KKTC genelindeki bütün birlik ve kulüplerin atış poligonlarına biraz el atabilse alan de, da var orada, tabii Türkiye'den atıcıların gelip burada kamp yapıp antrenman yapabilecekleri tesisleri sağlasınlar. Bizim sanırım yanılmıyorsam 2 yıl önce yeni bir bina devletimiz bize tahsis etti. Spor Bakanlığı tarafından, Kemal Düzgün Bey tarafından bize yapılmış. En azından biraz katkı koyarak 2 katlı bir bina yaptık. Tabii üst katında bir şey yok şimdi. Onu düşündük, havalı silahlarda bir poligon yapabilirsek diye. Ama biraz alanın dar olmasından dolayı bizim inanılmaz derecede bölge olarak, yer olarak sıkıntımız yok. Bayağı büyük bir yer. Evet, çok geniş bir arazi var orada. Orada bizi bekliyor. Ve bunun yanında halkımıza hizmet edecek şekilde bir güzel bir restorantımız var orada. Göl manzaralı. Lefke Göleti manzaralı. KKTC'nin şimdilik en büyük barajı orada. Evet. En azından görsel güzellik olarak insanlar geldiği zaman atışları seyrederken, yarışmaları seyrederken biraz hayatın vermiş olduğu sıkıntılar, o göle bakarak, o dağ manzarasına, deniz manzarasına bakarak attığını gözlemleyebiliyoruz. Böyle güzel bir yerde yurt dışında insanların talebi var. Siz gereken imkanları hazırlayın. Biz gelelim bir ay, bir hafta, 10 gün ne kadar sürerse yarışmada yapalım. Biz antrenman yapalım, kaynaşalım diye. Adamların bize Face'ten olsun, e-maillerden olsun vesaireden olsun iletişimlerimiz var başkanımızın. Ya sosyoekonomik yapısına büyük katkı tabii olacak. Eğer geliştirilirse orası Lefke'nin. Hem kulübümüzün hem KKTC'nin bu Abdış kapısı açılıyor şimdi. Tabii. Oradan bir geçiş belki de karşılığı Rumlarla yasal prosedürler halledilirse katkı olarak, gelir olarak kulüplerin ekstra bir gelir kaynağı olur bunlar. Tabii. Yani ben onu söyledim bu da az önce. Yani Lefke'nin sosyoekonomik yapısına ciddi bir katkı koyacak bir kulüp pozisyondasın tabii şu anda. Evet. Ya ben bunu şimdi Reşat Hoca'dan dinliyorum bunları gerçekten. Lefke'nin aşağı yukarı 300 tane üyesi olan en büyük kulüplerinden biri değil mi? Yani futboldan sonra yanlışım yoksa kulüp sayısı en yüksek olan kulüp. Yani mantığa baktığımız zaman 20 bin avcının içerisinden tabii 20 bin avcının ava gidenleri var, gitmeyenleri var ama yani atıcılığa gönül vermiş, okçuluğa gönül vermiş bayağı üyesi var KKTC sporcularının. Evet. Yani nereden baksanız bizim 30'a 20 ile 30 arası atıcımız var. Bununla beraber lisanslı olarak yarışmalara katıldığımız 8-10 arası sporcumuz var okçulukla ilgili. Türkiye yani siz de sporun içinden çıktınız, sporun içinde hala daha varsınız. Yani KKTC'li olmak ve spor yapıp da dünyaya, Türkiye'ye yayılmak çok bu kadar küçük bir coğrafyada ülke oranlarına vurduğumuz zaman inanılmaz derecede spor alanlarında başarılı insanlarız biz. Evet. Mantığa baktığınız zaman. Türkiye'ye gidiyoruz 70-80 milyon içerisinde 600-700 bin kişilik küçücük bir adada çıkıp biz Türkiye birincisi gelebiliyoruz. Türkiye ikincisi gelebiliyoruz. Tek Türkiye sıkıntı nedir Başa Doğru sence? Tek sıkıntı gereken imkanları, gereken devletlerin bize katkıları
Ve bu ambargoların, bu spor ambargolarının artık bir an önce kalkması, çocuklarımızın geleceği ve bu spor alanlarında dünyada bizi temsil edebileceği, gerek Türkiye adına olsun, gerek KKTC adına olsun, en azından KKTC adına olsa, yani bir adım sağ tarafımızda Rum kesimi Türkiye'deki bütün yarışmalara katılıyor. Bizim kendi atıcılarımız, kendi okçularımız buradan, Türk topraklarından diğer bir Türk topraklarına çıkıp yarışmalara katılamıyor. Bunun en yakın ve en güzel örneği Türkiye'de genel olarak atıcılık sıralamasında Fuat Demirkan arkadaşımız ikinci. Dünya şampiyonalarında yapılacak olan yarışmalara, bir yıl önceki yarışmalara 115 vuruş, 125'te 115 vuruş yaparak Türkiye ikincisi olarak adını yazdırdı milli takıma. Gel gelelim 95 atan, 100 atan Türkiye'nin daha önceki atıcılarını, Türkiye onları milli takım olarak Avrupa'ya, yurt dışına gönderiyor. Bizim atıcılarımızı bir yerde bir kenara itiyor. Salih galiba delildi bu şey ya, Salih Hafız. Salih Hafız'ın da avantajı gerçekten iyi. Kaç yaşında Salih? 15 yaşında. 15. İnanılmaz derecede yetenekli bir çocuk. Avcılık, atıcılık, ata sporudur. Avrupa ata şampiyonu geleneğiydi. Var değil mi Salih'in? Salih'in evet Avrupa şampiyonu. Derken Örü de, Salih Hafız da. Evet. Bütün imkanlar devletimiz tarafından karşılansın. Ben iddia ediyorum dünyada ve Avrupa'da bizi temsil edebilecek ender sporculardan biri olabilir. Şimdi Reşat Bey, sorun ne sordum da sana az önce. Sorun ne dedim ya. Bence sorun dünyada devlet politikalar geliştiriyor. Tabii. Daha fazla insana spor yaptırsın diye. Bizde ise bizde de geriye etmeye çalışıyor. Aşağıdan yukarıya bir sürekli bir baskı var ama görmemişte geliyorlar. Yukarıdan bunlar. Aşağıya bizi baskı var. Bizi aşağıya yani bastırmaya çalışıyor. İnanılmaz derecede ters çalışıyor burada her şey. Tek sıkıntı da profesyonelce bakmamız ve devletimizin, ki bunu herkes söylüyor artık, sokakta yaşayan insan da sorsanız biliyor, tabii, ciddi bir devlet politikası yok. Yani sporda yok, eğitimde yok, sağlıkta yok, yok, yok. İşte bunların sonucunda bu kadar büyük yetenekler ne oluyor? Belli bir noktaya kadar geliyor. Sevkimizi yaptıktan sonra soğuyup gidiyoruz. Ortaokullarda, liselerde gidip Türkiye şampiyonu oluyoruz. Hala daha vardır gerçi. Doğrudur. Yani bugün Yakın Doğu veya diğer okullar gidiyor, Kurtuluş Lisesi Türkiye birinciliğine oynuyor. Geliyor bu çocuklar buraya. Kayboluyor. Ben hiç unutmam. Atletizm 23 sene ilkokulu. 2000 yanlış bir şey söylüyorum ama 2007'lerde veya 2007-2008'lerde rekorlar kırarak Türkiye şampiyonu oldu. Kız ve erkek takımı. Evet. 23 sene ilkokulu. Ya o çocukların şu anda hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Bu çocuklar gidiyorlar ve Türkiye şampiyonu oluyor. Atletizmde geliyorlar, kayboluyor, gidiyor arada. İşte bu sistemsizlik, bu bakış açısı, sürekli değişen siyasi iktidarlar da bizi bu duruma getiriyor. Doğru. Reşat Hocam, avalanlarından bahsedelim. Avalanlarımız bölgemizle şimdi ilgili. Çünkü ben de avcılığı ben çok tamamen amatörce yapıyorum. Ben işte baksa dağda biliyorum. Ben fotoğraf çekmek için çiçek böcek bulmak için giderim ama bu hızla giderse beni de avdan soğudu. Beni de çevreci yapacaksın. Şunu şimdi söyleyeyim. Ben gittiğimde her sene bir alan kapatılıyor, bir açılıyor. Yani bu Lefke bölgesinde avcıların büyük bir sorundur bu. Her sene tabii orada birinin canı sıkılıyor, atıyorum bir komutanın canı sıkılıyor, kapattım diyor burayı. Birinin canı sıkılıyor, burayı açtım diyor. Bunu bir şey oturtmak için çalışmanız var mı? Bir şimdi düzene. Bir yıl önceki büyük avdan bahsedelim. Federasyonumuz Aysin Karaderi bütün av alanlarını genişletmeye kararı aldı. Hı-hı. Kulüplerde danışarak, bazıları diyor ki danışılmayarak oldu veya yaparsın, yapamazsın, açarsın, açamazsın gibilerinden. Sonuç itibariyle bütün av bölgelerimizin çoğu genişletildi. Evet. Bizim mevcut olan Adu bölgesi, Yeşilırmak bölgesi, askeri alanlara yakın olan bölgeler genişletilme çalışmalarına bizzat ben de kendim gidip tabelalandırma çalışmalarını da yaptım. Hı hı. Burada yeni çıkan haritaya göre ki genel olarak bazı bölgelerin Girne bölgesinde özellikle bazı bölgelerin kapatılıp dinlenmesi için tamam, olabilir, ekstra doğru gereken yerlere adapte için katkıda koymak ve oraların biraz daha dinlenmesi için biraz onları kapatıp onları dinlendirmeye çalıştılar. Askeri bölgeleri açtılar. Daha fazla genişletildiler. Genişletildi daha doğrusu. Buraya baktığımız zaman kendi bölgemize geldik. Zaten askeri olan bölgelerde noktalarımızı biz biliyoruz. Daha önceki tabelalarda işte yine biz çektik. O noktaya da gidip avlayamam. Bazen şimdi seni tutup da içeri götürürler. İşin işte bu keyfidir. İşin yani tezatı ve avcıyı bu olaylara küstürmesinin bir numaralı nedenlerinden biri askerimiz. İnanılmaz derecede asker bazı bölgelerde inisiyatifini kullandı. Federasyonun görüş birliğine vardığı, hı hı, askerle mutabakatları sonucu görüş birliğine vardıkları noktaya kadar gidip avcılarımız avladı. Tamam. Hiçbir sorun da olmadı. Evet. Bazı kesimler işte federasyonu karalamak için yok, göreceksiniz kaç kişi vurulacak, göreceksiniz asker kaçını binini tutacak falan filan gibi yaptılar. Sonuç ortada. Tabii mutabakata varılıp açılırsa sorun olmaz. İnanılmaz derecede gerçekten güzel avlar yapıldı.
Bunun yanında bizim kendi bölgemizden bahsedecek olursak, zaten bizim açılmış olan bölgelerimiz ve mevcut daha önceki yıllarda avladığımız bölgeler orada belli. Tabelalarını yine ben çaktım. Hı hı. Yine federasyonun yetkilileriyle beraber bizzat beraber gidip çaktık. Gittiğimiz zaman komutanlarla beraber dağ araziye, av arazisine. Şimdi yeni yapılacak haritaya göre, haritalarımız da elimizde. Buraya yerin atıyorum 100 metre daha ilerisine kadar açılması gerekiyor. Harita İçişleri Bakanlığı'ndan vesaireden, Kolordu'dan imzalanmış, onaylanmış şekilde burada. Gidiyoruz. Burası olmaz. Buraya kadar avlayabilirsiniz. Keyfidir yani. Buraya vermeyelim. Ya bizim elimize yazılı emir, karar, her şey var. Yani sonuçta ne olabilirdi? Biz bunu çok iyi biliyorduk. Gitsek avlasak hiçbir sorun olmayabilirdi. Nasıl olmayabilirdi? Bizim mevcut zaten burada bir tabelamız çakılı. Bunu biz daha ileriye açtık. Hı hı. Ki zaten bayağı avcımız var. Her bölgeye baktığınız zaman inanılmaz derecede baskı altında bu av hayvanları. Evet. Yüzlerce avcı. Evet. Toplasan 100 tane keklik varsa 200 tane de avcı var. Şimdi biz bu alanı genişlettik ki baskı, hayvanlar üzerinde baskı azalsın. İnsanlarımız da biraz av görsün, atabilsin, vurabilsin, o zevkini yaşayabilsin. Sonuçta bayağı paralar ödeniyor bir av sezonu içerisinde. Ruhsatından tutun fişeğine, gargalığına, giyimine, benzinine vesairesine. Silahına kadar. Her şey inanılmaz derecede ekonomik bir külfettir avcı için. Tabii zevkin bedeli yok ama sonuç itibariyle asker komutan bize diyor ki ben yazıyı emiri bilmiyorum, ben buraya kadar izin veriyorum. Geçildiği takdirde gerekirse yakalarım vesaire. Yasal açıdan şimdi bu şey mantığa baktığınız zaman, bu mantığa baktığınız zaman zaten bizim açılmış arazilerimiz daha önceki avladığımız bölgede burası. Biz gittik askerlerle görüştük, komutanlarla. Daha fazla açılmasını beklerken olan yerlerimizi de daraltmaya çalıştılar. Sen, şimdi komutan yani, arkadaşlar vesairesi olanlar kayıp biraz geçer gider daha fazla içeriği avlar. Onlar yüzünden biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ama mantıkta ne diyor? Madem senin elinde bir Avcılık Federasyonu yayınladığı bir harita varsa, mevcut yeni açılan bölge gidip avlanılabilen bölge. Polislerle beraber gittik, polisler de aynı şeyi savundu. Eğer biz gitsek geçi bu sayı biraz rahatladık ama bunu da söyleyelim. Biraz rahatlık evet, var. Biraz yani açıldı. En azından iyiydi. Evet. Ama daha fazla bölgelerimiz açıldı. Bunlar askerler hı-hı tarafından daha fazla kapatıldı. Evet. Yani çok az bir yani daha da üçte biri yürürlüğe girdi. O dağda üçte bir yeri avlayabildik. İşin kötü tarafı yani da avcılarımız bizim tarafa kadar neredeyse gelir avlar. Tabii. Onu ben söylüyordum. İyi ettin. Rum bizim tarafa kadar gelir avlar. Barış ara bölgeyi kadar geçer. Barış gücüne gelir. Neredeyse bizim sınırımızı da geçecek. Bizim Türk tarafında avlayacak. Fakat bizim engellerimiz halen daha bir karış alanın içinde kaldı. Doğru. Yani bu konuda gerçekten ciddi adım atılması zaten gerekiyor. Bölgede çünkü çok sıkıntı var. Zaten hayır, siyasi yönden bir anlaşma söz konusu Rum'la Türk arasında. Siyasiler bu konuda büyük bir çaba sarf eder. Yani bu kadar av alanlarını bize kapatmalarının anlamı nedir? Yani daha ne için uğraşırlar? Ben onu anlamış değilim. Çevreciler bize çok kızacak şimdi ama. Şimdi açmaya çalışırız. Şimdi av bir spordur hocam. Yani çevreciler bunu böyle düşünür ama doğanın kanunu av mitolojik çağlardan beridir böyle devam eder. Öldürülür, yenilir. Yani eğer ki ziyan olacak bir şey olsaydı, vurulan av hayvanları yenmez katliam da atılan katliam türü bir şey olsaydı biz de çevrecilere bu konuda katılacaktık. Yalnız ben bir noktada katılırım burada çevrecilere. Gerçekten mesela bizim giksiciklerin herkes anlasın. Ya ben bu sene gördüm o hayvanı vurum. Niye vurum? O şahini neden vurum? Biz de baykuşu onlara neden vurum? İşte biz de onlara yani karşıyız. Hocam, bir şey daha söyleyeyim size. Ben bunları söylemek isterim ki herkes de duysun. Aşırı avlanma vardır. Bizim bölgede bu sene bu oldu. Aşırı avlanma oldu. Yani av da bol geldi. Bu sene bulundu gerçekten. Av bulundu. Aşırı avlanma. Bunlar da bir, yani bu noktalarda dernek olarak, kulüp olarak sizin süre olarak bilinçlendirmeniz gerekir diye düşünüyorum ben. Bu nereden kaynaklanır hocam? Bilirsiniz avcı açtır. Geçtiğimiz senelerde av bulmayan adam bu kadar yıl avlanma ruhsatlarını, her şeylerini düzgün çıkarır. Ava gider, av bulmaz. Evet. Hatta yani 6 hafta üst üste gider, arka arkaya gider. Bir keklik vurur adam. Bu sene bolluğu bulunca 6 senenin acısını çıkarır. Ama işte dediğim noktaya gelecek yani Umut. Yani bence bir işte avlanmamız gerekiyor. Doğru, ve limitleri savunmuyoruz zaten. Anladım ama ne demek istedim. Yani limitleri mutlaka tutturmamız gerekiyor. Onu aşmamız i̇şte gerekiyor. Bir de doğadaki hayvanlara, canlılara. Gördüğüm Reşat Hoca'yı ben yeni yeni çektim bu iş için. Orada biz artık yürürken aman bir orkideyi ezmeyelim diye yere çiçeğe basarak gidiyoruz. Ne ezmeyelim diye aramızın burnundan yani bu şekilde avlanmak bence daha bir işe göre avlanmak daha faydalı olacak diye düşünüyorum. Hemen sana mutlaka dönüyorum. Çalışmalar, okçuluk, antrenmanları nasıl yapıyorsunuz? Nerede yapıyorsunuz?
Haftada kaç gün yapıyorsunuz? Hangi dönemleri yapıyorsunuz? Şu an için antrenman süresini, şeyini durdurduk. Yani antrenman yapmıyoruz şu an. Federasyon sorunları çözülene kadar herhangi bir yarışma yapılmayacağından dolayı antrenman yapmıyoruz. Hani Refkoşa'daki atış alanı kaldırılmasından dolayı mı bu şey? Yarışmalar durdu. Durunca yarışmalar. Biz de antrenman yapmıyoruz. Yani yapmak istiyoruz fakat şey yapamıyoruz. Yani şevkimiz kırıldı açıkçası. Şevkimiz kırıldı. Ya yani çok özür dilerim söylüyorum, soruyorum bunu ben. Bu basına yansıdı mı oranın alınması? Çünkü ben yakından takip ederim. Sanal ortamda, bilgisayar ortamında. Hayır hayır, ben basın derken işte birkaç programda bir dile getirildi. Dile gelmişti. Birkaç programda dile getirildi bunlar. Yani orada yapılan bir hareket şu anda memlekette okçuluğu durdurdu diyebilir miyiz? Tabii. Durdurdu. Vallahi bravo, tebrik ederim o karar alanı. Bizim, yani kimdir spor dairesini bunu yapan, spor bakanı mı, müsteşar mı, her kimse tebrik ediyorum. Çok güzel, hayırlı bir iş yaptı. Ya şu anda memlekette okçuluk faaliyetleri durdu. Bravo. Devam. Evet. Bizim kulübümüzün kendine özgün bir atış alanı var. Okçuluk atış alanı. Büyük bir alanımız var. Hı-hı. Hatta yani diyebilirim ki adadaki en büyük alana sahibik şu an okçuluğla ilgili olarak. Şu an şeye de kapalı alanımız yoktu. Kışlarda atış yapabileceğimiz, rüzgardan korunabileceğimiz kapalı bir alanımız yoktu. Sağ olsun bu sene belediye başkanımız Aziz Kaya, buradan ona da çok teşekkür ederek, çünkü gerçekten bize katkıda bulundu bu konuda ve bizi büyük bir dertten kurtardı. Kapalı pazar kullanılmazdı. Şu an için hiçbir faaliyet olmadığından dolayı içinde ve alanı büyük olduğundan dolayı bize orayı kullanma izni verdiği. Çok güzel. En azından kafamızın üstünde bir çatı, ışıklandırması, her şeyi mevcut. Gidip orada rahat rahat antrenmanlarımızı yapabiliriz. Hatta orada öğrenci bile yetiştirebiliriz o durumda. Bize dönüp oranın içinde bir oda verdiği, malzemelerimizi sürekli taşımamamız, çok orada güzel bulundurmamız için. Geçmiş dönem belediye başkanı da Sayın Mehmet Zafer de bize yardımcı olurdu. Genellikle şey konusunda yarışmalar yapardık, sponsorluk yapıyordu. Evet, belli bir miktar para yardımı yapardı. Hı-hı. Şimdi gelen belediye başkanımız Sayın Aziz Kaya, o da aynı şekilde yani katkılarını spora artırarak, spora katkısını artırarak, hı-hı, devam eder. Yani üstüne koyarak yükseltmeye çalışır. Fakat bildiğimiz gibi belediyemizin durumu malum. Ama gelirleri bayağı yükseltti belediye. Onu yükseltti. O bayağı yükselttik sonra, evet, gelirleri spora daha çok yardım etmeye başlar. Tabii mutlaka. Yani bize zaten bilirsiniz de bütçenin belli bir kısmını spora ve eğitim aktarması gerekiyor. O fondan herhalde size daha fazla bir katkı yapacak. Belli başlı bir takım bölgemizde hatırı sayılan insanların yanında beklediğimiz, yardım beklediğimiz, sponsor girmesini beklediğimiz insanların yanında belediyenin bize yaptığı yardım gerçekten büyüktür. Hı hı. Yani hiç tartışılmaz ve çok katkı gör bu spora. Evet. Yani sadece okçuluk olsun değil, atış, poligonumuza da gerek adam takviyesi olarak, gerek düzeltme olarak bir güne bir güne iş araçlarını bizden esirgemediği, adamlarını bizden esirgemediği, gerekli her istediğimizi elinden geldiğince yapmaya çalıştı. Limitlerini koruyarak tabii ki. Tabii ki belediyenin görevleri arasında ama bugüne kadar bu kadar Lefke Belediyesi'nden bu kadar çok büyük katkı olmadı. Diğer branşlara da gerektiği kadar ilgi göstermeye çalışıyorlar. Çalışıyor. Ama dediğim gibi esas nokta belediyenin gelirlerinin artması. Çünkü ciddi bir çalışma, yapılanma var şu anda belediyede. Gelir artınca da tabii ki bu tip sivil toplum örgütlerine, spor kulüplerine yansıması daha fazla oluyor. Ben buna inanırım ki ilerleyen zamanlarda daha da fazla yardım yapılacağına, hatta yani bir spor kompleksi, belediyeye ait gençlerin orayı kullanabilecekleri bir spor kompleksi yapılacağına inanırım ben ilerleyen zamanlarda. İşte. Bu iş için de yani benim görüşüm, belediyenin bir an önce bir faaliyet başlatması gerekir. Gerekli alanı, gerekli yardımı bir yerden bulup bu spor faaliyetleri için bir spor kompleksi yapması gerektiğine inanırım. Benim size bir önerim olsun burada. Biliyorsunuz birinden bir şey isterken bir projeyle gideceksiniz. Eğer projeniz hazırsa, işte giderseniz, bu belediye olur, devlet olur, farklı kurumlar olur. Bizim böyle bir çalışmamız vardır, projemiz de budur derseniz, bence daha fazla hedefe yakın olursunuz diye düşünüyorum ben. Yani böyle bir projemiz vardı. Umut, evet, arkadaşımızla, okçuluk sporcularımızla beraber aldığımız bir karar vardı. En azından yukarıda Lefke Spor Kulübü'nün kullanılmayan, yeni yapılmış bir antrenman sahası var. Evet. Atış alanımıza giderken sağ tarafta. Hı hı. Orayı okçuluk alanında, yaz sezonunda açık alanda yapılacak olan yarışmaları
orada yapmamız yani için uygundur aslında. En azından bakımını, temizliğini yapalım. Tabii. Futbol antrenmanı olacağı zaman çocukların girip antrenman yapabilirler. Ama bizim orada şu anda antrenman olmaz zaten. Antrenman olmaz işte, biz de onu geliştirip biz kullanalım dedik. Biz kullanalım çünkü her tarafı koruma önlemleri alınmış. Tabii. Dört bir tarafı evet, çevrilmiş evet, bir saha ve aydınlatması da daha basit olan. Basit yani aydınlatmayı da yapacağımız, çimleri tekrar tazeleyip yenileyeceğimiz bir alan. Dedik altyapısı hazır. Ya bir çalışma başlattık. Bildiğimiz kadarıyla galiba Lefke Spor Kulübü yeni bir yapılandırmaya gittiği bir şeyler oldu. Yeni yönetim söz konusu var diye. Şu anda genel kurul var önümüzdeki ay. Önümüzdeki ay biz beklerik işte genel kurul olsun. Oradaki durumlar ne olacak onu bir görelim. Hı hı. Ona göre yeni yönetime mi, eski yönetim tekrar başa mı gelecek, onlara artık böyle bir projemiz olduğunu, bize bu konuda yardım etmelerini rica edeceğimizi söyleyecek artık. Evet, Reşat Hocam, programın sonuna geldik. Sormadığım ve eklemek istediğim bir şey varsa, çünkü hiç aralıksız nefes almadan konuşuyorum, ben keserim seni. Farkındayım, daha fazla söyleyeceğim çok şeyler var ama bir sonraki programda onları alalım, şey evet, son olarak söyleyeceğim. Özet olarak kapatacak olursak, biz bu programı avcılık, atıcılık, okçuluk alanında Lefke bölgesi en azından kendi bölgesindeki insanlara inanılmaz derecede katkı yapan ve fayda gösteren bir birlik olarak, herkesin güvenine açık bir kulüp olarak, birlik olarak görülmesini istiyoruz. Hem atıcılıkta, hem avcılıkta, hem de okçulukta inanılmaz işlere imza attığımızı da hem herkes bize söylüyor, hem biz de bunu böyle kabul ediyoruz. Evet. Bize yeter ki arkamızdan biri yürü yakulum desin. Eğer derse, biraz destek gösterirse, inanılmaz sporcuların Lefke'den çıkacağı, inanılmaz faaliyetlerin Lefke'de yapılacağına kesinlikle kanaatindeyim bu konuyla ilgili. Arkadaşımız kısa zamanda, eşlerimiz olsun, kısa zamanda diğer sporcu arkadaşlarımız olsun, kısa zamanda çok ilerisi için çok ümit vaat eden sporcular oldular. Evet. Bir Salih olsun, bir Derken olsun, Fuat olsun, Berkant arkadaşımız olsun, daha önceki yıllarda şampiyonluklarla dolu. Bunlara biraz katkı koyabilse devletimiz, biz alttaki insanların bize katkılarıyla, belediyemizin bize katkılarıyla bir yerlere gelmeye çalışırken, daha üst rütbelerin, devletin, spor dairesinin vesairesinin biraz bize katkı gösterip de bir an önce yukarılara fırlamamız gerekirken, bizi alttakılar ittirmeye çalışıyor, yukarıdakılar aşağıya basmaya çalışıyor. Evet, bu yönden çok rahatsızız bu konuda. Tekrardan teşekkür ederim birliğimiz ve kendimiz adına bu programı bizi çağırdığınız için. Evet Umut. Ekleyeceğim çok da bir şey yok hocam. Yani görüşlerine, düşüncelerine katılırım Reşat'ın. Sadece istediğimiz bize okçulukla ilgili. Oradan mesaj versin bize. Çünkü az önce bahsettik, okullara kadar girdi artık bölgemizde. Bizim öğrencilerimiz Gazi Lisesi'ndeki öğrenciler, ben biliyorum, yarışmalara giriyor ve başarılı. Okul tatiliyle giriyor. Şimdi engel başlayacağız. Engel olmaları bir kenara, elimizdekilerini bile almaya çalışmasınlar artık. Bıraksınlar evet, en azından yapmazlar. Yapanlara da müsaade etsinler. Doğru. Evet. Yapmazlarsa bıraksınlar. Biz kendi imkanlarımızla dahi olsa yürümeye çalışalım. Elimizdekilerini alarak, bizi engelleyerek ellerine bir şey geçmez. Sonuçta bizim bir kültürdür bu. Okçuluk bir atasporudur. Evet. Yani en azından onlara saygı duyarak bu spora da kunmasınlar. Bıraksınlar bizi. Kendi yağımızdan, kendi ciğerimizi kavuralım. Benim artık kısaca. Yavru büyüsün artık. Engel. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Buraya kadar geldiniz. Gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz. Özellikle okçuluk konusunda Umut arkadaşımızdan, okçuluk şubesinin sorumlusu arkadaşımızdan bayağı güzel bilgiler aldık. Sıkıntıları öğrendik. Yaptığınız faaliyetleri öğrendik. Reşat Hocam, sen de gerçekten bayağı böyle dolu dolu bilgiler verdin bize. Ben Lefke'de yaşayan birisi olarak biliyordum faaliyetlerinizin bu kadar çok olduğunu, ama gerçekten hedefleri olan insanlarsınız. Hedef varsa, bir vizyonu varsa bir kişinin, her zaman da başarıya ulaşır. Evet, çevreci tekrar olduysak da ava gitmeyeceksin, okçu olabilirsin bizim kulübümüzde. Evet, günün sonunda herhalde ben de gözlerim müsaade ederse gelip katılacağım size. Evet, teşekkür bekleriz ederim hocam. Arkadaşlar. Biz teşekkür ederim. Evet, programın sonuna geldik. Bilmem farkında mısınız? Diğer ülkelerde devlet daha fazla insanı spor yapması için elinden geleni yapıyor, ama bize tam tersi oluyor. Neyi gördük burada? Okçuluk faaliyetlerinin yapıldığı Lefkoşa'daki esas atış poligonunun bir takım gerekçelerle Okçuluk Federasyonu eline alındığını gördük. Ama bunun için şu anda de ülkemizde okçuluk faaliyetleri durdu. Yani tekrar söylüyorum, bence tebrik etmek gerekir. Yetkilileri tebrik ediyorum. Bir kez daha çok başarılı bir işe imza attılar. Evet, Spor Altyazı'da bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.